O halde zekatı verilmeyen mal Allah'ın rahmetinden çıkmıştır. Allah'ın zimmetinden çıkmıştır. Allah'ın himayesinden çıkmıştır. Serseri mayın gibidir. Nerede çarpacağını Allah bilir. Zekatı verilen mal Allah'ın himayesindedir. Allah'ın koruması altındadır. Allah'ın sigortası altındadır. Allah'ın eli altındadır. Allah'ın rahmeti altındadır. Bakın. Malın da bu ciheti var, canın da. Mesela İslam alimleri diyorlar ki, sabah namazını güneş doğmadan evvel bir kimse kılarsa, vaktinde, zamanında, saatinde, sabahleyin kalkar, abdestini alır, tertemiz, sabah namazını kılarsa, sonra öğle namazı, ikindi, akşam yatsı neyse, sabah namazını kılıp da işine, çarşıya, pazara, işinin başına giderse, akşama kadar bu kişi Allah'ın zimmetindedir, Allah'ın himayesi altındadır diyorlar. Sabah namazını kılmadan çıkan bir insan, sabah namazını eda etmeden sokağa, fabrikaya, işinin başına, tarlasının başına giden adam, akşama kadar Allah'ın zimmetinin dışındadır, Allah'ın himayesinin dışına atılmıştır diyorlar. Bakın yani. Allah'tan bağımsız olmak mümkün değildir. Allah'ın rahmetinin dışında yaşamak mümkün değildir. Efendiler, buna çok önem vermek lazım. Kur'an-ı Kerim çok şiddetle ikaz ediyor. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا diyor Kur'an. Çok sık geçiyor bu. Sizi dünya hayatı aldatmasın. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dünya hayatı dediğimiz varlıklarımız işte. Mülkiyetlerimiz, zürriyetlerimiz, imkanlarımız, kıymetlerimiz, altınlarımız, gümüşlerimiz, mal varlıklarımız, menkul veya gayrimenkul varlıklarımız, bizim dünya hayatımızın elimizde olan nimetleri bunlar. Sakın bunlar sizi aldatmasın diyor Kur'an. فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ. Sizi gurura, aldanmaya sevk etmesin. Benimdir diyorsunuz, bizimdir diyorsunuz ama sonunda olduğu gibi hesabınızı, kitabınızı, mülkiyetinizi bırakarak yerin üstünden yerin altına geçip gidiyorsunuz. Bir şey götüremiyorsunuz, bir şey alamıyorsunuz. Benimdir dedin ama benimdir dediğim maldan bir zerreyi toprağın dibine götüremedin. Demek doğru değil. Bir aldanma var burada. Muazzam bir aldanmanın içerisindeyiz. Ama Kur'an-ı Kerim ikaz, aldatmayın, aldanmaz. Hiç Müslüman, hiçbir kimse aldanmasın diyor. فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ. Sizi aldatmasın. الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dünyada sahip olduğunuz mallar, mülkiyetler sizi aldatmasın. Aldanmamak için zekatını vermek lazım. Bu zekat veren insanın idraki şudur. Zekatını ayırdığı malı Cenab-ı Hakk'a havale ediyor. Ya Rabbi ben inandım ki, ben iman ettim ki bu mülkiyeti, bu imkanı, bu değerli malları, eşyayı, tabiatı bana veren sensin. Emrettin, ben de bunun bir kısmını ayırdım, senin emrettiğin yere verdim. Bu mülk senindir, benim değildir demiş oluyor zekat veren. Zekat vermeyen adam sanki o mal, mülk, mülkiyet tamamen kendisininmiş, kendisi elde etmiş, sanki Allah ile hiçbir alakası yokmuş gibi bir tavır takılmış oluyor. Bu da azab-ı ilahiyi celbediyor. Felaketi çekiyor buna. Buna çok önem vermek lazım. Bunun üzerine çok durmak lazım. Bu toprakları, toprağın üzerindeki nimetleri veren Rabbimizdir. Bunu neyle ispat edeceğiz? O toprağın üzerinde yetişen mahsulümüzün zekatını vermekle ispat edeceğiz. Başka bunun ispatı yok. Düşünün, senin bir tarlan var.
efendim 50 dönüm, 100 dönüm, 200 dönüm tarlan var, buğday ekiyorsun. Yahut fındık bahçen var, senede 5 ton fındık alıyorsun. Yahut çay bahçen var, senede 15 ton çay üretiyorsun. Bunları sana veren yağmuru, güneşi, havayı, toprağı, toprağın içindeki kimyasal maddeleri, karışımları, bileşimleri verenin Allah olduğunu tasdik etmek için o mahsulün bir kısmını, ki bunu İslam izah ediyor, Allah yoluna vermekle ancak tasdik etmiş olabilirsin. Vermeyince sanki tasdikin yokmuş gibi kabul ediliyor. Sulamaya para vermiyorsan, tıpkı çay esnafı gibi, yani Rize'de çay üreten Müslümanlar, çay üreten, yağmur suyuyla meydana geliyor çay mahsulü. Bu bir bitkidir, bu bir nebattır. Toprak mahsulüdür. Binaenli sulamaya para vermediği için İslam'ın hükmüne göre 10 kilo çay üreten bir çay üreticisi, çay müstahsili 10 kiloda 1 kilosunu veya 1 kilosunun parasını fukara namına ayırmadan bu çayı kullanamaz, bu çayı içemez, içerse haram içmiş olur. Din hükmü budur. Fındık tarlasından mahsul zamanı, hasılat zamanı, ürün zamanı, 5 ton, 10 ton neyse, 10 ton fındık üreten, fındık yetiştiren ve fındık ürünü alan bir Müslüman, eğer sulamaya para vermiyorsa, ki bugün sulamaya para verilmiyor fındık ağaçları bakımından, 10 tonda 1 ton fındığın parasını fukaraya dağıtmadan vallahi bu fındığı yiyemez, yerse ateş yemiş olur, cehenneme gider. Azaba müstahak olur. Bütün hububat böyledir. Sulamaya para veriyorsa 20 kiloda 1 kiloya düşüyor. Cenab-ı Hak biraz daha genişletiyor imkanı. Bal üreten Müslüman, bal üreten, arılar yoluyla, arıların vasıtasıyla petekler dolusu bal istihsal eden, bal üreten Müslüman, sulamaya para vermediği için, çiçeklerden hasıl olduğu için, bitkilerden hasıl olduğu için, toprak mahsulünden hasıl olduğu için, 10 kilo balda 1 kilo balı fukaraya vermeden o baldan bir parmak yese vallahi haram yemiş olur diyor alimlerimiz. Mümkün değil. Ve zalim olur o insan. Zalim de olunca Allah'ın azabı merdiven merdiven yaklaşır o adama. Bir yerden yapışır, bir yerden yakalar, bir yerden mahveder. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Arsan var, efendim 20 dönüm, 30 dönüm arsa vaktiyle almışsın. Üzerine ekin ekmiyorsun ama parsellemişsin, satıyorsun. Bu bir nimettir. Bu toprağı Allah vermeseydi sen nereden bulacaktın? Toprak Allahu Teala'nındır. En sonunda her şey toprağa. Sonunda toprağa dönüyor. Her şey toprakta son buluyor. Hatta dikkatinizi çekmiş olması lazım. Bazı hani makam ve mevki sahiplerinden ölenler oluyor hani. Efendim işte bazı mühim veya büyük addedilen adamlar ölüyor. Bakıyorsunuz devlet töreni tertipleniyor. İşte falan camiden cenazesi kalkacak diyorlar. Falan kabristanda en sonunda şu kelimeyi kullanıyorlar. Toprağa verilecektir diyorlar. Bu toprak kelimesi çok geçiyor. Haberlere dikkat edin. Falan camide cenaze namazı kılındıktan sonra falan kabristanda toprağa verilecektir. Sonu bu, işim sonu budur. Topraktan başkası bizi temizlemez. En sonunda topraktır. Hatta bundan dolayı toprağın veya arzın Türkçesi, arz kelimesi biliyorsunuz Arapçadır, arz. Bu kelimenin çoğulu arazi. Arz, arazi, yani yerde belli sınırlar olan toprak parçası. Türkçemizde bunun adına yer demişler. Yer.
Dünyanın da adına yeryüzü demişler. Yeryüzü. Bu kelimeler şuursuzca kullanılan kelimeler değil. Derin manaları olan kelimeler. Türkçe'de bu kelimeler çok manalı. Ne demek yeryüzü? Yüzü demek üzerinde demektir. Bir şeyin yüzü demek üzeri, üstü demektir. Yüzünde. Mesela suyun üzerinde demez de suyun yüzündedir. Türkçe'de, Anadolu'da suyun üzerinde dediği gibi suyun yüzünde dedir. Yani yüzü demek üzeri demektir. Yer kelimesi de Türkçe bir kelimedir. Yemekten geliyor. Yemek. Üzerinde dolaşanları günü geldiği zaman altına çeker yer. Yeryüzü. Yemediği kimse kalmamıştır dünyada. Aldanmamak lazım. Toprak. Arsan var. Mesela diyelim ki Sultanbeyli'de 40 adamın arsası var. Satıyor. Ne yapacak? Her sene ticari maksatla alım satım sebebiyle kullandığı bu arazinin, bu arsaların, bu parsellerin her sene zekatını verecek. Zekatını vermeden kullanamazsınız. Vallahi mümkün değildir. Nasıl vereceksin? Eğer sattıysan satış fiyatından zekatını vereceksin. 100 milyona sattıysan 2,5 milyonunu ayıracaksın zekat diye. Ama henüz satamadıysan alış fiyatı üzerinden her sene satılsın satılmasın zekatını vermezsen o mal cehennemde vallahi sırtına ateş diye yapışacak. Hadise budur. Azaptır. Vallahi zekatı verilmemiş mal azaptır. Kahırdır. Gazaptır. Zekatı verilmemiş mala Kur'an-ı Kerim nimet demiyor, bela diyor. Dikkat ediniz. Alemi İslam'ın çektiği musibetlerin temelinde bu belalar yatıyor. Zekatı verilmemiş mallar yatıyor. Ödenmemiş mallar yatıyor. Hakkı verilmemiş mallar yatıyor. Bu sıkıntıların, hastalıkların, çaresiz belaların temelinde namazsız insanların bünyeleri yatıyor. Namazsız, oruçsuz, zekatsız, yardımsız, tasadduksuz insanların akıbeti meydana geliyor. Kabirler günahkarlarla dolu. Yeryüzü günahkarlarla dolu. Bu günahlar ağırlaştıkça, bu günahlar yoğunlaştıkça yeryüzü sallanıyor, sarsılıyor, yıkılmaya devam ediyor. Dikkat etmek lazım. İnşaat müteahhidisin. Yapmışsın 10 daire, 20 daire, 100 daire satıyorsun. Satılsın satılmasın her sene maliyet fiyatı üzerinden hesaplayacaksın. %2,5'unu zekat vereceksin. Hocam benim dairelerim satılmadı, henüz Almancılar gelmedi. Müşteri bulamadım, satamadım. Ulemamız diyor ki, dairelerin satılmadığı zaman sen nasıl evinde aç kalmıyorsun? Bir yerlerden para bulup nafakan temin ediyorsan, fukaranın hakkını da geciktirmeyeceksin, satılmasa bile borç alıp zekatını ödeyeceksin. Yoksa zulüm işlemiş olursun. Allah'ın mülkünde, Allah'ın mülkünü istediğin gibi kullanamazsın. Müminler için mevzu bahis bu. Müslüman olmayanlar için zaten mevzu bahis. Allah Müslüman olmayandan zekat istemiyor ki. Müslüman olmayandan namaz istemiyor, Müslüman olmayanlardan oruç istemiyor, Müslüman olmayanlardan hacca gitmeyi istemiyor. Bu iş Müslümanlarla alakalı. Hem Müslümanım diyor bir iş adamı, hem de zekat vermiyorsa bu adamın akıbetinden vallahi korkulur. Beladır. Hadiseye bu açıdan bakmak lazım. Yoksa azab-ı ilahi zaten her an kapımızda. Rahmeti olduğu gibi azabı da daima hatırlanacak. Rahmetinden nasıl ümit beslediğimiz gibi azabından da devamlı korku içinde olacağız, tedbir içinde olacağız ve tedbirsiz, çaresiz kalmayacağız. Allah'ın azabından korunmanın yegane çaresi Allah'ın emrettiği her hususu yerine getirmeye çalışmaktır.